Merhaba arkadaşlar, GameStepod kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 60 level olduktan sonra New World videoları çekeceğimi söylemiştim. İlk videomuz New World içerisinde FPS artışlarına yol açacak işlemlerden bahsedeceğim. Videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki de bildirim çanlarını açmayı lütfen unutmayın. Bildirim çanlarını açtığınız zaman tüm videolardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Desteklediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Video içerisinde bahsettiğim FPS artış işlemlerini yaptığınızda oyun içerisinde ciddi oranda bir FPS artışınız olacak ve daha iyi bir oyun oynayabileceksiniz arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçiyoruz. Windows update'lerin güncel olduğuna emin olun. Başlata basıp güncelleştirmeleri denetle dediğinizde Windows update'inizin güncel olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Güncelleştirmeleri denetle'ye basıyoruz. Tarama sonrasında güncel olduğumuzun bilgisi veriliyor. Eğer sizin burada bir update varsa bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Windows update'lerinizi her zaman güncel tutmanız oyunları daha iyi oynamanızı sağlar. Başlata oyun modu yazarak ya da oyun yazarak oyun modunun açık olduğuna emin olmanız gerekiyor. Bu da gerçekten oyun oynadığınızdaki performansları etkiliyor. Aynı şekilde yine başlata Xbox Game Bar yazdığımızda Xbox Game Bar'ı etkinleştir butonu var. Burası sizde açıksa burayı kapatalım. Bir de ekran kartı ayarları mevcut. Bunun için masaüstüne sağ tıklıyoruz. Görüntü ayarlarına geliyoruz. Görüntü ayarlarının en altında grafik ayarları mevcut. Buraya bastığımızda yine buradaki durum eğer kapalıysa bunu açıyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Aşağıda grafik performans tercihleri var. Eğer burada New World'ünüz ekli değilse göz alttan New World'ü seçmemiz gerekiyor. Bunun işlem adımlarının en kısa yolu şu şekilde olabilir. Steam'de New World'ü bulursunuz. New World'e sağ tıklayıp özellikler, yerel dosyalar, göz at, oyunun kurulu olduğu bölüm geldi. Buradaki yukarıdaki ifadeyi kopyalayın. Kopyaladıktan sonra az önce bastığımız göz at bölümüne geri dönüp buraya CTRL diyerek geliyoruz. Ve burada oyunun kurulduğu olduğu yer tekrardan geldi. 1064'e basarak New World'ü seçiyoruz ve ekle diyoruz. Ben eklediğim için belirtilen uygulama zaten eklendi deniliyor. Buraya oyununuz geldikten sonra seçeneklere basıp yüksek performans seçiyoruz, kaydet diyoruz. Oyunundaki performansınızı ciddi derecede arttırıyor arkadaşlar. Steam ayarlarına gelin. Sol üstte Steam, ayarlar, kütüphane, düşük band genişliği modu, düşük performans modu aktif olsun. Eğer buraya tıklayabiliyorsanız bunun da tıklamayı unutmayın. Tamam basıyoruz. New World'ün dosyalarına bir DPI ayarlaması yapmamız gerekiyor. Bu da oyun içerisindeki performansımızı arttırıyor arkadaşlar. Oyunun kurulu olduğu yeri bilmiyorsak eğer sisteme geliyoruz. Steam'de New World'e sağ tıklıyoruz. Özellikler, yerel dosyalar, göz at. Oyunun kurulu olduğu yer gelmekte. New World Launcher'a sağ tıklıyoruz. Özellikler, uyumluluk, tam ekran iyileştirme devrişi bırak tıklediyse tıklıyoruz. Yüksek DPI ayarlamalarını değiştir tıklıyoruz. Yüksek DPI ölçeklendirme davranışını geçersiz kıl, ölçeklendirmeyi gerçekleştiren uygulama. Burası seçili, tıkla olduktan sonra tamam, uygula, tamam. Ardından aynı klasörü kapatmadan 1064'e geliyoruz. Aşağı indiğimizde New World sekmesini görüyoruz. New World Exe'sine sağ tıklayıp özellikler, uyumluluk, tam ekran iletişimi devrişi bırak tıkli olacak. Yüksek DPI ayarını basaraktan yüksek DPI ölçeklendirmeyi geçersiz kıl mı tıklayacağız. Tıklayıp tamam, uygula, tamam. Bu da bizim oyun içerisindeki performansımızı ciddi derecede arttırıyor. Oyun içerisinde oyundan çok iyi bir performans alabilmeniz için mutlaka ekran kartınızın driverlarının yüklü olması gerekiyor arkadaşlar. AMD ise veya Nvidia ise buna uygun ekran kartınızın driverının yüklü olması ve güncel olması gerekiyor. Ben Nvidia sahibi olduğum için Nvidia'daki ayarlamaları göstereceğim arkadaşlar. AMD'de de buna benzer ayarlamalar var. Ona göre ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Ekran kartınızın driver'ını yüklediğinizde görev yöneticisine geldiğinizde performans sekmesinde eğer burada GPU seçtiğinizde sağ taraftaki ekran kartı modelinizi mutlaka görmeniz gerekiyor. Bunu gördüğünüz zaman ekran kartınızın driver'ını yüklendiğini ve performansını alabildiğinizi anlayacaksınız. Ekran kartı güncellemesi yapıldıktan sonra Nvidia'da sağ tıkladığınızda masaüstünüze Nvidia denetim masası gelmekte. Birçoğumuz zaten bunu biliriz.
Burada yapmamız gereken bazı ayarlamalar var. Genel ayarlamalar var ekran kartının üzerine yapacağımız. Bu da D-Word üzerindeki performans değerlerimizi ciddi oranda arttıracak. Birincisi görüntü ayarlarını, ön ayarlarını yap diye bir yer var. Burada gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan butonunun seçili olması gerekiyor. Eğer başka bir seçili ise burayı seçip uygulaya basın. Uygulama gerçekleştikten sonra 3D ayarlarının yönetilmesi bölümüne gelelim. Burada genel ayarlar bölümü var. Yani genel ayarları yapacağımız bölüm var. Burada düzeltmemiz gereken düşük gecikme oranı modu. Eğer burası kapalıysa burayı ultra'ya çekelim. Öteki seçeneğimiz ise OpenGL ile görüntü oluşturma GPU'su. Burada otomatik seç yazıyorsa burada ekran kartınızın driver'ını yüklediğinde gözükeceği için ekran kartınızı direkt olarak seçmenizi öneriyorum. Bir sonraki ise güç yönetim modu. Güç yönetim modu eğer optimum güçte yazıyorsa ya da başka bir yerdeyse bunu maksimum performansı tercih eti seçelim. Tercih edilen yenileme hızı. Burada bizim monitörümüzün markası modeli yazmaktadır. Burada da kullanılabilecek en yüksek değer butonuna lütfen tıklayalım eğer o ayarda değilse. 900 mesi adı altındaki kalite bölümü. Burada eğer kalite seçiliyse arkadaşlar yüksek performansı tercih edelim. Bu ayarlamaları seçtikten sonra uygulaya basaraktan ayarlamalarımız kaydoldu. Bir de güç yönetim modunda yapacağımız bazı ayarlamalar mevcut. Bunu hemen gösterecek olursam başlata güç yazalım. Güç planını düzenle sekmesine basalım. Bir geriye gidelim. Burada eğer dengeli ise ve yüksek performans seçili ise bizim buradaki hemen aşağıda görünen nihai performansı açık olması gerekiyor. Bu ayar eğer sizde kapalıysa bunu açmanın bir yöntemi bulunmakta. Bunun için de yapmanız gereken başlata komut yazıyoruz. Komut istemine sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırdıktan sonra açıklamalarda verdiğim kodu CTRL-V ile yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz ve tekrardan bunu kapatıp güç yöneticine tekrar geldiğimizde burada gözükmekte veya buradan refresh de yapabilirsiniz. Yenileme yaptığınız zaman buraya gelecektir. Nihai performansı seçerek ben az önce bir tane daha ekleme yaptığım için iki tane olmuş oldu. Nihai performansı seçiyoruz. Bu da performansımızı ciddi oranda arttırıyor arkadaşlar oyun içerisinde. Bilginiz olsun. Bir de yüksek zamanlı bir ayar mevcut. Yüksek zamanlı ayarı da şu şekilde ayarlıyoruz. Başlata idle yazıyoruz. Idle yöneticisi panelini açıyoruz. Hemen aşağıda sistem idle'ları mevcut. Sistem idle'larının en aşağısında arkadaşlar yüksek duyarlılıklı olay süre ölçeri. Bu eğer sizde açıksa kapatabilirsiniz. Buradan devrişi bırakacaksınız. Bende devrişi olduğu için şu anda etkinleştir butonu var. Sizde yüksek ihtimalle devrişi bırak çıkacaktır. Buna tıklayalım, devrişi bırakalım. Eğer Windows'ta yavaşlama gözlemlerseniz tekrardan bunu eski haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da oyun içindeki performansımızı etkiliyor. Şimdi tüm ayarlamaları yaptıktan sonra oyuna girmemiz gerekiyor. Oyun içerisinden yapmamız gereken bazı ayarlamalar var. Oyun açtıktan sonra arkadaşlar Settings bölümüne geliyoruz. Settings'teki bölümde Visual bölümüne geliyoruz. Visual bölümde Full Screen seçili, 1080 yapılı. Dilerseniz monitörünüzün, ekran kartınızın sağlamlığına göre kaliteyi ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 1080 kullanmayı tercih ediyorum. Buralarda yapmamız gereken bazı ayarlamalar mevcut. Video kalitesi bölümünde eğer sizde hani mediumsa buraları en iyi performans alabileceğiniz şekilde sizleri yönlendireceğim arkadaşlar. Effect Detail bölümü var. Effect Detail bölümünde burası medium'da kalıyor. Ben medium'da tercih ediyorum. Lighting Detail ben bunu high olarak kullanıyorum. Objelerin detaylandırmaları var. Bu da detaylı bir şekilde kaliteli bir objelerin görünümünü sağlıyor. Medium yapabilirsiniz ya da low da yapabilirsiniz. Ben bunu medium'a tutmayı tercih ediyorum. Buradaki Post Processing Detail'lerden bahsedersek eğer bu da medium olarak seçiyorum. Eğer FPS'nizde çok büyük bir düşüklük varsa low da yapabilirsiniz. Bu da medium'da tercih ediyorum. Shadow detail var. Bu da gölgelendirme. Gölgeler arkadaşlar genelde çok fazla FPS yer. O yüzden bunu low tercih ediyorum. Low dediğimde bir tık daha FPS'mde artışlar gözlemliyorum. Burayı medium'da bırakıyorum. Çünkü bu arazileri gene görmemiz bize avantaj sağlayacaktır. Training testlerde biliyorsunuz ki arazilerin kalitesinden bahseder. Yine dediğim gibi FPS'de eğer sizde çok fazla bir düşüklük varsa low'a çekebilirsiniz ama ben medium'da kalmasını öneriyorum. Texture biliyorsunuz doku demek ve doku detaylarından bahsediyor. Doku detayları da medium'da oluyor arkadaşlar. Su ayrıntıları var. Su ayrıntıları genelde gene çok fazla FPS kaybettiren
etkilerden biri. Bu eğer size highsa bunu low'a çekebilirsiniz. Low yaptığınızda FPS'nizde çok ciddi artışlar gösteriyor. Eğer FPS'i görmek istersek show dediğimizde FPS değerlerimizi sağ üst bölümünde görebiliriz. Artı VSync bölümü mutlaka kapalı olmalı. Bu da çok ciddi oranda FPS kaybına yol açıyor. Eğer onsa off yapalım. Bazı bilgisayarlarda max FPS değerini unlimited, yani hiçbir önünde engel yok şeklinde yapıyorum. Şöyle bir şey olabilir. Hani bilgisayarınız bir tık böyle düşüktür, ekran kartı çok iyi değildir, 60 FPS çekerim, rahatlarım düşüncesi varsa yapabilirsiniz. Ama ben bilgisayarıma güvendiğim için bunu ben açık tutuyorum açıkçası. Buradaki player name plate bu karşıdaki kişilerin isimlerini görmenin sayısından bahsediyor. Bunlar genelde çok yüksek değerler olabiliyor ama bu da çok FPS'nizi yiyecektir. Ben genelde bunları minimum tutmaya çalışıyorum. Hani 6-7 civarları uygun. Burada da Dynamic Resolution Scaling 10 yapabilirsiniz. İkinci sekme arkadaşlar tercihler bölümü. Tercihler bölümünde şurada yapmamız gereken bandwidth mod var. Bu da bir veri akışı yaparken ki kaliteyi etkiliyor tabi bu bandwidth mod. Bunu da arkadaşlar sunucuya bir hani bilgi verileceği zamanki A şeyinden bahsediliyor. Bu da kaliteyi etkiliyor açıkçası. Bunu low yaparsak kalite gerçekten çok ciddi oranda artış sağlıyor. Bunu high'da görebilirsiniz. Bunu low'a çekersiniz. Bu da performansınızı, onun içindeki performansınızı etkileyecektir. Bir herhangi bir analiz raporunu otomatik olarak bu A üzerinden bildirmeye sağlıyor, yardımcı olmak için aslında. Bunu da kapatırsanız gene bağlantılarınızdaki problemlerinizi en azından minimize edersiniz. Oyun içindeki performansınızı bu şekilde arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ben bir dağlık bölgeye çıktım. Tabii ki oyun içerisindeki kasaba bölgelerinde biraz optimizasyon problemleri mevcut. 40 FPS, 30 FPS kalabalık olduğunuz zaman daha da çok düşebiliyor arkadaşlar. Şu anda bir dağlık bölgeye çıktım. Oyunun çünkü oynayacağınız yerler aslında dağlık bölgeler ya da ormanlık alanlar. Burada şu anda mesela görünen 130 FPS civarlarında bir şey görünüyor şu an. Dediğim gibi bu performansları ben yapmadan önce çok düşük performans alıyordum. Yani burada benim şu an 150 FPS değil de aslında burada 60-70 FPS'leri görecektim. Town içerisinde 20 FPS görürken artık town içerisinde 50 FPS, 60 FPS'leri görmeye başladım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki de bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Bildirim çanlarını açtığınız zaman tüm videolarımdan haberdar oluyorsunuz. Canlı yayınlarımızı Twitch'te yapıyoruz ve ayrıca Discord kanalımda yoksanız Discord kanalıma da katılmanızı istirham ederim. Açıklamalar bölümünde gene Discord kanalıma da erişim sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, esen kalın.